İyi haftalar sayın izleyenler. Medyaskop'ta futbol muhabbette yine bir pazartesi günü bir aradayız. Biliyorsunuz her hafta aslında Süper Lig'de oynanan maçları konuşuyoruz, transferleri konuşuyoruz. Ama bu hafta Türkiye'de hafta sonu Süper Lig maçları oynanmadı. Ziraat Türkiye Kupası maçları vardı bildiğiniz üzere. Son 16 takımlar çeyrek finale kalmak için mücadele ettiler. Özellikle hani ligi domine eden 3 büyüklerin 3'ü de tur atladı. Daha çok onların maçlarını konuşacağız. Bu arada ben İlker Akgüngör, yorumcu arkadaşım Suat Umurhan ve Müfit Gürevin vardı bildiğiniz gibi. Müfit Gürevin'in bir aile büyüğü vefat ettiği için aramızda değil. Ona da başsağlığı diliyoruz buradan. Haftaya inşallah bizimle olacak. Öncelikle tabii yani da olsa yedek kulübesinden oyuna giren Diego Ribas sayesinde tur atladı. Suat ne diyorsun Fenerbahçe maçı için? Şimdi Fenerbahçe hakikaten zorlandı. Bunda bana göre orta sahada bir türlü istediği dinamiği bulamadı Fenerbahçe. Orta saha hücuma ne kadar katkı yaparsa Fenerbahçe'nin kendi oyununu ortaya koyma fırsatı da öyle artıyor. Fenerbahçe'nin orta sahadaki isimleri zaten tek forvet oynadığı için birebir artık golcü konumuna geliyor. Özellikle kanatlar. Fenerbahçe kanatları bu maçta etkili kullanamadı. Fenerbahçe'de pas dağıtıcı diyeceğimiz, hani takımı yönlendirici, takımın hücum kalitesini ortaya koyup şekillendirecek adam bu maçta ortaya çıkmadı. Bazen Nani çıkar, bazen Diego çıkar, bazen bireysel forvet yeteneği ön plana çıkardı. Bu sefer hiçbir yerden ses gelmeyince maçta uzadıkça uzadı. Zaten Kayseri bir dirençli bir takım olarak ortaya çıkıyor. Tolunay Kafkas her takımında bunu ortaya koyuyor. Özellikle büyük ekiplere karşı zorlayabildiği kadar zorladı. Yani çok az kalmıştı ki penaltılara ulaşacaklardı neredeyse. Penaltılarda belki Fenerbahçe'nin işi daha da zor olabilirdi. O yani en azından penaltılar ucu açık. Kimin kazanacağı? Fenerbahçe'de Diego maçı çevirdi aslında. Diego da çok oynamak istedi. Vitor Pereira oynatmadı. Şimdi orada şöyle bir durum var. Diego maçtan önce Pereira'nın yanına gidiyor. Oynamak istediğini belirtiyor. Pereira ile ikili bir diyalog yaşıyorlar. Sen bana lazımsın. Pereira sezon boyunca lazımsın. Sen bana daha önümüzdeki maçlarda lazımsın. Lütfen sen dinlenmene bak, çalışmana bak dedi ama bu Diego yolundan çevirmedi. Diego oynamak istiyorum diye ısrar edince bari kadroya al beni. 3-5 dakika olsa oynayayım dedi. Bundan sonra kadroya aldı. Tabii kaç haftadır forma giymiyor. Onun tabii ki, tabii var ki. Bekledi. Hiç giremedi. İlk kere bitti. Diego tekrar Pereira'nın yanına gidiyor. Muhabir arkadaşlarımızdan bize gelen bilgi. Yine söylüyor oynamak istediğini ama Pereira sen biraz daha dur kenarda diyor. Sakatlanırsın tekrar. Nükseder bir şey olur diyor. Hani biraz daha zaman var. Pereira'nın buradaki amacı tabii hani bir veya iki gol attığı zaman tabii ki Diego'yu alacaktı. Hani maç daha bir rahat atmosfere geldiği zaman kullanmayı düşünüyordu Brezilyalı oyuncusunu. Bu bir türlü olmadı. Uzatmanın ikinci bölümünde artık son bir umut maç penaltılara gitmesin diye Diego'yu aldı oyuna. Diego da golünü attı. Zaten ondan sonra direkt Pereira'ya koşup sarıldı. İkisi arasında zaten orada kısa bir diyalog geçti. Bu da o nedenden dolayı. Hani ben sana söylemiştim beni oynatırsan kazanırız gibisinden. Bu da Fenerbahçe'nin önünü açtı. Fenerbahçe'de artık çeyrek mesela finalist. Fenerbahçe golü zorlamak istedi. Özellikle mesela arkaya atılan toplarda işte Nani ile Volkan Şen ile zorlamaya çalıştı. Ancak beceremeyince mesela Vitor Pereira orada bir değişiklik yaptı. Mutlaka fark ettin. 60. dakikadan sonra neredeyse iki çift forvete döndü. Yani 4-4-2'ye döndü. Ozan Tufan'ı Fernando Türkiye Ligi'nde Van Persie konuşmaya gerek yok. Nani, Volkan Şen falan acayip bir hücum kadrosu var. Ancak gene bir sıfır alıyorsun maçı. Valla ben Pereira'nın bu maçı bu kadar zor olacağını düşünmediğini sanıyorum. Yani daha kolay kopartıp özellikle ilk yarıda kopartıp hani daha bir rölantide oyun götüreceğini düşündü. Tolunay Kafkas'ın sanki doğru analizinin de şeyi var mı? Yani mesela bakıyorum ben şimdi isimlere özellikle işte Lopez, Deniz, Sinan, bir ses var. Hani onlar zorlayabilecek adamlar Fenerbahçe şimdi, defansında. Tolunay Hoca tam bir Süper Lig hocası. Yani çok iyi biliyor. Her takımı çok iyi analiz edebiliyor ve hem milli takım hem de genç takımlardaki tecrübesinden dolayı da özellikle yerli oyuncularda her takımda kimin ne eksiği var, ne artısı var bunları çok iyi biliyor. Ve bunları da oyuncularına ezberletiyor. Tolunay Hoca'nın çalıştırdığı tüm takımlar büyük ekiplere karşı daha dirençli,
daha iyi bilerek sahaya çıkıyor. Bunu her pozisyonda da gördük. Çok iyi alan kapattılar. Fenerbahçe'nin bence kanatlarını etkisiz hale getiren Tolunay Hoca'nın taktiğiydi burada. Aynen. Onları yani top kullanamaz hale getirdiler. Çok fazla dripling yapmalarına izin vermediler. Fenerbahçe'de şöyle bir sorun var. Eğer golcü gol atıp takımı öne taşıyamıyorsa gol yükü kanatlardaki adama kalıyor. Kanatlardan da istenilen destek, skora katkı gibi olabilecek şeyler gelmediğinde Fenerbahçe gerçekten çok zorlanıyor. Hani orada 1-0'lar, 2-1'ler, tek farklı galibiyetler bu yüzden oluyor. Şimdi Fenerbahçe forvetleri zaten geriye gelip, top alıp, adam geçip, bitirici vuruşu yapacak durumda değiller. Çünkü Van Persie evet bunu yapabilecek, adam eksiltebilecek bir kapasitede. Fernando için tabii bunu söyleyemiyorum ama Fenerbahçe'nin oyun sistemi de zaten bu değil. Yani mesela Galatasaray'da Burak geriye geliyor. Mario Gomez daha orta sahaya gelebiliyor zaman zaman. Ki Podolski bile bazen geriden topla çıkıyor. Podolski zaten kanat olduğu için onu varsaymıyorum bile. Ama Fenerbahçe'de bu yok. Özellikle Fernando'nun bu eksik. Fenerbahçe kanat oyuncularının ağırlıkta olduğu bir hücum sistemini kullanıyor. Ve bundan dolayı da maç tıkandığında onların devreye girmesi lazım. Mesela Kayseri Spor maçında Pereira gerçekten kazanmak istedi. Bunun için de doğru hamleler diyebileceğimiz şeyleri yaptı. İşte mesela Ozan Tufan'ı çıkarıp yerine Fernando Ağa'yı almak, sezon başından beri görmediğimiz, hiç alışkın olmadığımız 4-4-2'ye dönmek, işte 80. dakikadan sonra Markovic'i soktu. Mesela Markovic hamlesi özellikle Fenerbahçe'ye, değil mi? Atak anlamında oldukça ciddi katkı yaptı. Ancak oradan da gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe için işler gerçekten çok zorlaşıyor. Zaten bunu her hafta konuşuyoruz burada. Evet. Fenerbahçe'nin skor üretme kapasitesi çok fazla. Ama bu kağıt üstüne sahaya yansımıyor bir türlü. Fenerbahçe hani her an tökezler diyebiliyoruz. Bunun nedeni bu zaten. Fenerbahçe her maçını 1-0, 2-1, 3-2 kazanacak bir takım değil. Evet kazanıyor ama yani daha rahat götürebileceği maçları tek farklı kazanıyor. Bu bir yerde sıkıntı yaratacak. Yani bir takım her maçını böyle götüremez. Hep yükselişte de olamaz. Bir yerde tökezleyecek. Tabii. Yani bir maç, iki maç atıyorum. Bir beraberlik, bir mağlubiyet üst üste de gelebilir. 2-3 haftalık seride de gelebilir. Ama takım aslında bu anlamda senin söylediğini tekzip ediyor biraz. 25 maçtır, 25 resmi maçtır. Evet, yenilmiyorlar. Rekora doğru gidiyor. Rekora takım. Doğru gidiyor. 29 maç galiba. 29 maç. Fenerbahçe'nin kendi rekoru. Evet, kendi rekoru. 29 maç. 68 sezon. 1968'de 68 aynen. 67'de başlayıp 68'de bitiyor. Fenerbahçe eğer 4 maç daha üst üste kazanmayı başarırsa kendi rekorunu egale edecek. Şimdi Pereira 5 maç kazanırsa. Haberi de iyi hatırlıyorum. Hı-hı. Aykut Hoca 27'de kalmış. Evet. Fenerbahçe'nin maçı 27 aynen. Maçta kalmış. Vitor Pereira ona yaklaştı. Evet. Ya bu aslında bizim hücuma dair konuştuklarımızı tekzip etmese de sisteminin başarılı olduğunu gösteriyor bir ya açıdan. Bak şimdi farklı bir şey var. Fenerbahçe kaybetmiyor. Hani beraberlikler hep kazanıyor değil. Evet. Kaybetmiyor. Şimdi Fenerbahçe 2 maç üst üste berabere de kalabilir. Kalabilir. Bir 5 maçlık seri içinde 3 galibiyet 2 beraberlik de olabilir. Ama ligi açısından baktığımızda Beşiktaş'ta amansız bir yarıştalar ve anında puan farkı açılabilir. Yani maç skor sayıları eşitlenip Fenerbahçe'nin önüne geçebilir Beşiktaş. Yani tabii ki Beşiktaş da maç kaybedecek, puan kaybedecek ama Fenerbahçe bunun sinyallerini bize biraz veriyor. Yani hani bir iki hafta bir kötü skorlar gelebilir. Asıl ama şöyle biz geçen hafta mesela geçen hafta savunmaya dair eleştirilerimiz vardı. Burada gene programda oldukça değil mi? Yani kötü bir savunma gördüğümüzü, çok hata yaptıklarını söyledik. Alışkın olmadığımız yani Fenerbahçe'de oturan tek şey varsa mükemmel bir savunma anlayışı var takımın. Ve oradan hangi parça yani o dörtlüden hangi parça çıkarsa çıksın yerine gelen adam o takım savunmasına dair doğru işler yapıyor. Mesela bu hafta Kadleç. Ya Kadleç bence çok hani nasıl diyeyim? Hata yapmadı en azından. Şimdi kadro kurulurken Kadleç gibi adamların banka olması gerekiyor. Evet. Kadleç bir joker artık. Yani bekte oynayabiliyor. Solda oynatıp sol kanatta oynatabiliyorsun. Gerektiğinde sol öne bile koyabileceğiniz evet, bir adam. Kadleç artık yabancı sınırında olmadığı bir yerde mali detaylara ilgilenmeden konuşuyorum. Her takımın bulup tabii bu önemli kısım bu bulup 18 kişi 21 kişilik kadroda elinde durması lazım. Her oyuncu Kadleç gibi durmaz, beklemez. Milli oyuncudur.
Hani oynamak ister. Kadleç en azından burada da yani Kadleç problem... Kadleç burada problem yaratmıyor. İyi niyetli bir futbolcu. Fenerbahçe'de bence elindeki Kadleç'i çok güzel kullanıyor. Ne zaman sıkışsa Kadleç giriyor. Her zaman hazır. Direkt takımına en iyi oyuncularından biri oluyor. Tabii burada şimdi kupa ile ilgili de sıkıntılar var. Hani bunlar hep konuşuyoruz. Kupa çekici bir futbol aktivitesi değil Türkiye için. Aziz Yıldırım'ın sözlerine gireceğim. Evet, Aziz Yıldırım'ın sözlerine gireceğim. Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta birkaç gün önce maçtan sonra değerlendirirken dedi ki biz bu sene Türkiye Ziraat Türkiye Kupası'na işte mesafe az olduğu için Pereira'nın görüştü yedek oyuncuları oynatmak şeklindeydi. Biz de kupada şampiyon olamazsak her sene 3 milyon euro zarar ediyoruz dedi. Ya bu sistem değişecek ya da bu kupaya bir daha katılmayacağız. Ceza verseler de oynamayacağız dedi. Doğru mu? Şimdi evet, yani zaten doğru. Bunu Aziz Yıldırım birkaç senedir söylüyor. Yedekler kalalım. Ben mesela bir maç kazanıyorum. Maçtan kazandığım para maç başına ödediğim ücretten daha az. Şimdi Aziz Yıldırım çok önemli şeyler söyledi bir konuşmasında. Evet. Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Gündeme dair kendi söylemek istedik. Menajerlere dair. Her şey denildi. Biz de madde madde konuşalım istersen. Evet. Benim de aklımda kalanlarla. Hı-hı. Şimdi Türkiye Kupası'ndan başlayayım. Aziz Yıldırım bunu her sene söylüyor. Her sene de katılıyor. Şimdi Fenerbahçe. Evet. Yani ben spor kulüplerinin hangi takım olursa olsun spor kulübün başkanlarının daha tutarlı olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü arkanızda milyonlarca kişi var. Ve siz bir şey diyorsanız ya onu yaptıracaksınız ya da başta siz yapacaksınız. Şimdi Aziz Yıldırım kupaya katılmayacağız diyor. Her sene katılıyor. Gençleri oynatacağız diyor. Oynatıyor aslında takım yani gençleri. Gençleri oynatacaksan her maçta oynatacaksın. İyi de orada Aziz Yıldırım'dan daha çok belirleyici Vitor Pereira. En nihayette o da yani kupada yürümek istiyor. Aziz Yıldırım hayır gençler oynayacak derse gençler oynar. Hiç yani birbirimizi kandırmayalım. Tamam. Öyle, oynar. Mutlaka öyle ha. Ama... Para kısmına geleyim. Evet. Para kısmında Aziz Yıldırım yerden göğe kadar haklı. Böyle saçma bir sistem. Yani bu oluşturulurken hiç mi kimse demedi ya arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Ya bu iş böyle olmaz. Hani küreselleştik ya. Evet. Yani hiç mi kimse bakmıyor diğer ülkelerde ne oluyor? Yani basit örneklerden gidelim. Yani neyin grubunu yaptık biz Allah aşkına? 4 takım toplam 6 hafta çift devre usulü evet. Maç yaptı. Yani niye yaptık biz bunu? Küçük takımlara belki biraz daha gelir olsun falan hayır, diye düşünüyorlar. Küçük takım gene maçı kaybediyor gelir evet, olmuyor. Olmuyor. Yani küçük takım sen gelir elde edeceksen. Fenerbahçe Giresun'a gidince taraftar tribün geliri belki. Onu mu hedefliyor yani federasyon böyle bir şey mi var? Onu hedefliyorsun da baktığın zaman alt ligden gelen kaç tane takım vardı grupta? Yani gruplarda. Çok az takım. Her grupta tabii. bir tane maksimum. Nerede kaldı küçüklerin hakkını korumak o zaman? Aynen. Sistem bu değil. Tek devreli lig de değil. Daha önce bu da denendi hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunun çözümü tek maç usulüdür. FA Cup modeli eleme aslında. Usulüdür. Doğru mu? FA Cup modeli. FA Cup'ta söyleyeyim. FA Cup'ta kulüpler daha az para kazanıyormuş biliyor musun? Hani Türkiye'de az para kazanıyoruz diyor ya. FA Cup'ta son 4'e kalan takımların toplam geliri federasyondan aldıkları çok daha azmış Türkiye'den. Yani Türkiye FA Cup'tan daha fazla para veriyor kupaya. Ama şöyle biliyorum. FA Cup'ta şampiyon olan takım Ziraat Türkiye'de şampiyon olan takımdan daha fazla para kazanıyor. Ama zaten şampiyon olan zaten bir rakam alsın. Tabii. Ama diğer takımları konuşuyoruz biz. Yani diğer takımların hakkını koruyacağız. Marka değerini öldürdük. Evet. Marka değeri ölmüş durumda. Türkiye Kupası artık şöyle bir şey yapsınlar, bir öneri getireyim. Sezon başına alsınlar bu grup aşamalarını. Daha sezon başına oynasın. Hazırlık maçı gibi oynasın. Eskiden TSE'de kupası vardı. Hazırlık maçı yerine sağda solda maçlar yapılıyordu. TSE'de kupası gibi sezonun başında. Daha farklı bir formatta uygulatsınlar. Daha ilerleyen turları da sonra oynatsınlar. Mesela FA Cup'ın bir büyüsü var İngiltere'de. Küçük takım geliyor, yukarıya kadar gidebiliyor. Çünkü tek maç üstünden oynandığı eliminasyon olduğunda gerçekten o zaman ufak takımın şansı 1-0, penaltıyla kesinlikle. Falan büyük rakibi, kesinlikle. İşte kötü sahada falan geçme imkanı oluyor. Ama şimdi bizim burada
Çift devre usulü falan oynandığında yani hiçbir şansı yok o takımların. Yani zaten şu anda çeyrek finale kalanlara da baktığımızda mesela bugün Başakşehir kaldı değil mi? 4-0 yendi, 4-0 büyük kazandı, çekmeceyi. Evet. Büyük çekmeceyi 4-0 yendi. Hani küçük takım var mı? Kalmadı. Bir de şöyle bir şey. Yani son eşleşmede biraz sonra başlayacak işte yaklaşık 20-25 dakika sonra Trabzon'la Akhisar oynayacak. İkisi de Süper Lig takımı. Yani burada küçük sen sağ ben selamet çıktı yani kupa zaten şimdi. Zaten burada hedeflenen büyük takımların Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Mümkünse Galatasaray, Fenerbahçe final oynaması. Evet. Yarı final oynarsa iyi, şimdi final bu, oynarsa tabii, tabii, güzel. Bu, mesela bu sene için Galatasaray adına anlamlı bir hedef gibi gözüküyor kupa artık. Çünkü eğer bir ceza gelirse Mustafa Denizli en azından kupadan yani gideriz UEFA evet. Avrupa Ligi'ne gitmeden en azından cezamızı geçiririz diye düşünüyorsa haklı. Tabii. Haklı yani gayet şey. İşte Trabzon'da Avrupa'ya gidebilirim belki diye ama Akhisar'ı geçebilirse tabii onu bugün göreceğiz. Hemen ikinci mevzu orada şey yapalım. Menajerleri de bir es çekti. Dedi ki menajerlere karşıyım. Özellikle bizim yerli oyuncularda menajerleriyle gelenlerle anlaşma yapmayacağız. Hı hı. Futbolcu artık belli nakit para alacak. Nakit paranın dışında galip gelirse para alacak. Yani takım maç kazanırsa, berabere kalırsa paranın yarısı, kaybederse hiç alamayacak. Menajerler oyuncuları kandırıyor. Seni milli takıma alacağım diye TFF'de bunu görsün, duysun dedi. Menajerlere ciddi tepkisi var. Ama bu mesela Caner, Mehmet Topal lafını kesiyorum ama Caner, Mehmet Topal gibi isimler bu sene sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe'de önemli. Bunlar kendileri mi gelecekler? Hayır, menajerleri gelecek büyük ihtimalle. Şimdi, nasıl olacak bu şimdi iş? Şimdi bu sözlerin altına imzamı atıyorum. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı her noktasıyla virgülüyle doğru konuşmuş durumda. Yani bu menajerlik işi Türkiye'de büyük bir sıkıntı. Her sektörde var, evet, ama bu tamamen bir para kazanma, havadan para alma durumuna geldi. Menajerler menajer değil. %10'luk bir dilim var. Çok iyi insanlar, çok iyi eğitim almışlar. Yabancı dil biliyorlar, Avrupa bağlantıları var ve yurt dışına giden oyuncularımız başta olmak üzere hepsini çok iyi yönlendiriyorlar. Mesela Arda transferinde menajerin ciddi önemi var. Arda transferinde Ahmet Bulut, evet, müthiş Ahmet bir Bulut'un iyi bir menajer yani. Müthiş bir adam. Yani süreci de çok iyi götürdü. Süreci çok iyi götürdü. Yani Barcelona imza atana kadar Arda bunu bilmiyordu. Evet. Daha bir menajer, daha bir oyuncu nasıl savunsun? Yani bir yerlere söylerdi. Ben ona o yüzden belli etmedim transferi diyor. Menajerlik işi kandırılma işine döndü. Oyuncular kandırılıyor. Bana gel, seni Süper Lig'e götüreceğim. Altlarda bu işler daha çok var. Evet. Büyük takımlara götüreceğim diyerek ortaya çıkıyorlar. Hiçbir vasfı olmayan adamlar aracılık yaparak, dikkatini çekiyorum, menajerlik değil, aracılık yaparak para indirmeye başladılar. Aziz Yıldırım da zaten bu sözlerini Fenerbahçe'de kontratı biten oyuncular için söylemiyor. Yeni transfer yapmak isteyip de karşısına gelen isimler için söylüyor. Evet. Bu oyuncuların hepsi önce Fenerbahçe'yle görüşeceklerini zaten söylediler. Menajere bir para vermek zorundasınız artık. Menajerin para almaması falan mümkün değil. Yani bu çağımızın şartlarında ben menajerle görüşmem. Menajeriyle gelen oyuncu kapıdan içeri giremez falan değil. Mümkün değil. Siz oyuncuyu göremezsiniz. Mümkün değil. Bir de Türk oyuncular diye ayırıyor onu ama yani Türk oyuncular da artık Avrupa Birliği havuzunun içinde. Şimdi hayır, yani Caner ve Gökhan Gönül, Mehmet Topal. Topal. Bu üç oyuncu hani böyle sıradan bir Türk kolay oyuncu gibi vazgeçebileceğin oyuncular da değil. Hayır, yani sıradan bir Türk oyuncu değil. Bu oyuncuların hepsini Avrupa'nın kalbur üstü liglerinde kalbur üstü takımlara koyduğunuz zaman bunlar nereden çıktı kimse demez. Hepsi milli oyuncu, hepsi çok yetenekli adamlar. Ben burada menajerliğin de ne olduğunu bildiğim için Aziz Yıldırım bunları daha alt seviyedeki oyuncular için söylüyor. Bunu da biliyorum zaten. 4 yıl için sıkıntı yok dedi. Mali kriterlerinde 100 milyon dolar gibi gelir elde etmemiz gerekiyor ama bunu bir şekilde karşılayabiliriz diyor. Basketbol takımına 20 milyon ayırdık, 20 milyon euro. Diyor ki hani Fenerbahçe'nin basketbol başarısı da Avrupa'daki başarısı hemen gözümüzün önünde duruyor. Ancak bundan sonrası için sıkıntı olabilir diyor orada. Şimdi Galatasaray Başkanı UEFA'dan gelen mektuba kadar sıkıntı yok diyordu. Evet. Ünal Aysal hiçbir sıkıntımız yok diyordu. Biz çok iyi diyorduk. Türkiye'de hiç sıkıntı olmaz zaten. Hele spor kulüplerinde asla olmaz. Kötü giden bir şey yoktur. Hakaret kabul edilir. Diyor. Yani o işin altına girersek burada çıkamayız. Şu anda UEFA yetkilileri falan o işleri kabul etmiyor. Yani biz sizi 2 sene göndermedik Avrupa'ya.
biz hata yapmışız, özür dileriz falan demiyorlar. Yani Türkiye içine empoze edilen şeyler dışarıda öyle kabul görmüyor. Yani biraz Türkiye propagandası meselesine geliyor. Şu anda biraz durum öyle. Önümüzdeki 2-3 sene içinde belki netleşir. Bir de orada bir hani Aziz Yıldırım değil ama Infantino'nun bugün bir açıklaması vardı. Gördün mü onu? Hangisi? Türklerden tehdit aldım diyor. Bugün bir basın toplantısı yapmış. Bu süreçte hem ben hem de ailem Türkler tarafından yani işte herhalde kendisine mailler falan atıldı. Onu söylüyor taraftarların attığı mailleri. Koruma almak zorunda kaldım diyor. Yani buradaki gibi bakmıyor bizim. Tehdit ettiklerinde bile göğüs geriyoruz. Yani tehdit kabul etmiyoruz. Ben tabii Infantino'nun aynen böyle mail, Twitter, sosyal medya üstünden olduğunu düşünüyorum. Son olarak şeyi söyleyeceğim. Aziz Yıldırım orada şeyi söyledi bir de. Serdar Kesimal yani bir isyan etti. Adam alıyoruz dedi. 10 milyon euroya alıyoruz. Adam sakatlanıyor. Bitiyor. Bitiyor dedi. Serdar Kesimal dedi. Bizde dedi. İşte geliyorlar dedi. Adam 4 senedir burada oynuyor. 6 milyon euro para aldı. Evet. Ama oynamadı diyor. Oynamıyor diyor. Hatta orada şey dedi. Doktora gidiyorlar. Sağlamken antrenmana çıkmamak için 3 ay rapor alıyorlar. Doğru. Ki bu bildiğimiz duyduğumuz doğru. Şeyler. Şimdi evet. Ben bu işi unutmuştum. Evet. İyi ki sordun. İşlerini kaybetmemek, Fenerbahçe ile kulübüyle araları bozulmasın diye ağızlarını açamadılar. Nasıl olacak bu iş? Serdar Kesimal'in dakikası 600 bin dolar, 300 bin dolar diye haber yapılsa siz gelen tepkileri biliyor musunuz? Orada kimse çıkıp da divan kurulu söyleyecek hali yok. Basın toplantılarında da zaten muhabirler, insanlar ağızlarını açamıyor maalesef. Bu sadece Aziz Yıldırım tabii, için tabii, değil. Her takımda evet. Bazı isimler vardır. Kimse bir şey soramaz onlara. Aynen. Yani onu yaptığın zaman Fenerbahçe düşmanı oluyorsun. Taraftar üzerine salınıyor senin. Bir anda internet ortamından maillerle binlerce şey geliyor. Stada giriyorsun, almıyorlar gerekirse. Şimdi yalan haber mi? Değil. Her şey nizami. Hani kaç dakika oynadığı belli, kaç para aldığı belli. Sen bunu yazdığın zaman suçlu oluyorsun ama Fenerbahçe yönetimi işine geldiği zaman siz bunu niye yazmıyorsunuz diye söylüyor. Evet. Yazdıklarımızı yazmayacaklarımızı biz yöneticilere mi soracağız? Tabii ki gazeteci Serdar böyle... Serdar Kesimal'ı niye aldın başkan diye biri çıkıp sorabiliyor mu? Soramıyor şu anda. O zaman kimse de yani orada masanın geçen bu hafta... tarafına bir şey söylemesin tabii. O zaman. Orada geçen hafta şöyle bir sıkıntı da var Pereira ile ilgili de hani... basın toplantısından sonra soru almıyor. Sezon başından beri neredeyse böyle. Soru almıyor. Gazeteciler nasıl haber yapacak gazeteciler? Yani hoca futbolla dair cevap vermezse, değil mi? Yani oyun sistemiyle ilgili soru soruyor arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Ya bak, nasıl olacak? Şimdi Pereira'ya şöyle saygı duyarım. Bir karar alırsın. Dersin ki ben maçta kendi görüşümü söyleyeceğim. Soru kabul etmiyorum. Onu yapıyor zaten. O basın toplantısında Pereira sizin karşınıza çıkıp basın toplantıları için söylüyorum. Açıklama yapmak zorunda. Çıkıyor zaten. Ama mesela... senden soru alıp cevap vermek zorunda değil. Hiçbir teknik direktör. Bu Şampiyonlar Ligi'nde de böyle. Tabii. UEFA Avrupa Ligi'nde de öyle. O bir tarzdır. Doğru değildir. Basınla ilişkileri iyi yürütüp sorulara yanıt verip insanları da rahatlatmak, önlerini açmak lazım. Ama bu farklı yani biraz daha kabul edilebilir bir davranış Pereira'nın. Basınla ilişki konusu. Şey yapalım burada Fenerbahçe'yi son mesela transferle kapatalım istiyorum. Hı hı. Bütün takımların transferinden ziyade. Emenike bir kere West Ham bugün değil mi oğlu şeyin West Ham başkanının oğlu Twitter'dan bitirdi. Dün gece söyledi dün, ondan sonra da fotoğrafları aynen, düşmeye başladı. Aynen Twitter'dan da dedi ki bitirdik Emenike'yi dedi. Şimdi Fenerbahçe Emenike'den aslında aşağı yukarı 6-7 milyon euro dolayında bir karı var. Alain'dan 3,5 diye duymuştuk. 2,5. Şimdi 2,5 Alain'den aldı. Yani kiralık adama aldığı para. Şimdi bir de West Ham'dan alıyor. Evet. 3,5. Doğru mu? Evet. Senelik de 2,5 milyon euro ücreti vardı. Emenike'nin parası vardı. 6 milyon. Ondan Fenerbahçe sadece Emenike'den 6 milyon euro para kazandı. Oldukça akılcı bir planlama diyebiliriz, strateji. Alain, West Ham ve yıllık parasını da ödemiyorsun. Van Persie'nin parası çıktı. Çıktı. 6 milyon euro çıktı. Euro civarında Nani, para Nani de çıktı. 6,5'tan yani, Nani yani. Bir oyuncudan Van Persie en büyük adam olarak onu aynen. Söylüyoruz. Müthiş iş. Çok. Yani müthiş iş. Ya son yıllarda bizim böyle başarılı bir transfer hamlemiz yok. Yok Süper yani Lig'de. Kötü kullanmadığın takımdan gitmesini istediğin
Ve kiralık verdiğim bir oyuncuda bu yapılıyor. 6 milyon euro gelirim var neredeyse. Bir yani. Sezon içinde 6 milyon euroyu cebe atıyorsun. Fenerbahçe müthiş bir iş yapmış. Kim yaptıysa helal olsun. Aynen. Yani bir takımın hakları, parası ancak bu kadar korunurdu. Diğer taraftan Roma'nın kadrosuna giremeyen forveti Seydou Doumbia vardı. O da bugün Newcastle'la. Fenerbahçe çok istedi onu. Üçlü, hani üç, sayısal olarak üç forvete ihtiyacı olduğunu düşünüyor Vitor Pereira ki biz de aynı görüşteyiz ama Newcastle'a gitti. Onun arkasından da şöyle bir şey diyorlar, muhtemelen doğru olduğunu düşünüyorum. Doumbia şimdi sezon başından beri Roma'da forma giyemiyor. Rusya'dayken gayet iyiydi. Evet. Sıkıntısı yoktu, gol de atıyordu. İyi de bir forvet yani güçlü, vuran, şut atan, driplingleri olan iyi bir adam. Ama Roma'da forma giyemeyince muhtemelen futbolla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Evde de yani özel hayatında da yansır bu insanın işteki sıkıntısı. O oynamak istiyor. Şimdi burada kim var? Türkiye Ligi'nin bir önceki sene gol kralı. Muhtemelen adam bizim gibi açıp baksa tabletinden Fernando onun attığını görüyor. Yedeği kim? Van Persie yedek kalıyor. Evet. Seydou Doumbia bunun için gelmek istemedi. Ve Newcastle'ı seçti ki Newcastle'da gerçekten yani Dembaba gittiğinden beri orada sıkıntı var. Papis Sisse'yle falan çözülmüyor orası. Olmuyor yani. Muhtemelen de orada oynayacak. Yani gider gitmez. Bu hafta bile forma giyebilir. Yani hemen çalışma izni çıkarsa. Bu hafta yani bu Premier Lig'de salı çarşamba maçlar var. Ona yetişmez ama hafta sonuna yetişir. Çıkabilir gibi. Doumbia için Fenerbahçe çok istedi. Gerçekten. Çok istekliydiler. Biz de kulüp çevrelerinden duyduğumuz. Çok istedi. Ali Yıldırım hatta bayağı bir bastırdı. Son dakikaya kadar bastırdı. Yani dün akşam saatlerine kadar bazı görüşmelerin yapıldığını biliyorum. Ama senin de dediğin gibi Doumbia yani baktı kağıt üstünde çok basit bir sistemde ben burada oynayamam dedi. Tek forvetle oynayan bir takım. Tek forvetle oynayan bir takım. Van Persie gibi bir adam bir takım. Yedekte kalıyor zaman zaman. Bu nedenle de kendisi için akılcı bir tercih olmayacağını görüyorum. Çünkü oynaması gerekiyor. Sezon başı olsa gelirdi. İnanıyorum yani. Şu tabloyu görmese. Şu tablo yani sezon başında olsa her şey 0-0 istatistik olsa gelirdi, denerdi. Hani çift forvet ben Van Persie ile Nani ile oynayacağım diye. Hemen atlardı belki ama sezonun içinde yapılacak transferlerde böyle bir sıkıntı vardı. Ondan dolayı da Newcastle'ı seçti. Premier Lig'de tabii çekici bir yer. Hani Newcastle'da iyi bir futbol kültürüne sahip bir yer. Bir yer ama kötü bir noktada şu kötü anda. Bir noktada. Kötü bir noktada. Newcastle'ın farklı bir yönü var. Onu sen daha iyi bilirsin Premier Lig'de. Yani İngiltere içinde bayağı bir popülerliği seveni çok. Çok. Yani şeyden dolayı özellikle son yıllarda hani son 10-15 yılda Alan Shearer gibi bir işte golcünün İngiltere milli takımına katkı yapan işte beyefendi bir adamın falan hani olmasından dolayı sevilen bir takım. Alan Shearer'ın orayı tercih etmesi bile bu İngiltere başlı başına, içinde tabii, başlı başına bir iş. Yani Shearer ve Newcastle yani düşündüğümüzde bir de biraları çok güzel. Ondan Newcastle aleleri. Fenerbahçe'de durum bu açıkçası sevgili seyirciler. Tabii şimdi kupadan gidersek Beşiktaş'ta yani aslında baskı, ligde baskı altında olan Beşiktaş kupada da belki iyi akıllı bir hamleyle Buca ile karşılaştı. Rize Spor olabilirdi rakip eğer son maçı 4-3 kaybetmeseydi. Buca Spor'la karşılaştı dün. 2-0 kazanmasını bildi. Gökhan Töre oldukça iyi bir performans gösterdi. Gerçekten çok iyiydi. Orada tabii şimdi Beşiktaş'ta Buca maçında açıkçası ben bekledim. Boyko ve Delgado oynayabilir diye. Bir yer oyuncaklardı aslında. Değil mi? Öyle bir Tolga sakatlık yaşadı bir zaman kısa bir süre dilimde. Ama sonra tamam, döndü Boyko hemen. Isınmaya başladı. Herkes acaba mı dedi. Ama Tolga toparlayınca tabii... Şöyle bir şey de geldi aklıma. Mesela Boyko'nun sadece gelişi bile 70 gibi. Hani mesela Fenerbahçe'ye Fabiano gelince şey hemen Volkan hemen bir kendine çeki düzen verdi, zayıfladı falan. O mesela eski hataları yapmıyor. Topla oynamıyor fazla, geri mesela risk almıyor. Şimdi mesela Buca maçında çok iyi bir maç çıkardı Tolga. Ya Tolga standartları olan bir isim değil. Yani bu hafta, önümüzdeki hafta, sonraki hafta çok iyi olur. Dördüncü hafta öyle bir hata yapar ki her şey sil baştan, sıfırlanır, eksiye düşer. Yani Tolga gibi bir adamın arkasında eskiden Onur vardı Trabzonspor'da. Evet. Milli kaleci, çok iyi bir kaleci. Bu iki isim dönüşümlü oynuyorlardı. Ve böylece bazı şeyler örtülüyordu. Ama şimdi Beşiktaş'ta
birinci kaleci ve maalesef üst üste sıkıntı hataları yapınca her şey ortaya çıktı. Beşiktaş kalecisini aldı. Boyko iyi bir transfer. Çok iyi rakamları aldılar. Bir de taraftarla dün hemen mesela Boyko ve Alexis hemen ilişki kurdu. Mesela o üçlü çektirme görüntüleri. Şimdi görüntü gösteremediğimiz için şey yapamıyoruz ama mesela değil mi sağ kenarına geldi hem Boyko hem Alexis Delgado. Üçlü çektirdi taraftara. Beşiktaş taraftarını mest edecek hareketler bunlar. Hani her anlamda iyi transfer gibi gözüküyorlar ki Beşiktaş bugün onu biraz sonra konuşacağız. Daha bomba bir işte yani. Arka arkaya patlattı bu transfer sezonunda. O zaman bak konuşalım hadi gelmişken Marcelo. Ben şimdi maçtan gidelim diye düşündüm tamam, ama. Tamam maçı bitirelim yani, mesela sen Gökhan Tören'in dışında kimi iyi buldun Beşiktaş'ta? Gökhan Tören'in dışında ben Sosa'yı çok yani hani artık objektifliğimi kaybetmiş gibi de geliyor bazen. Hani Sosa'yı çok beğeniyorum. Mesela Oğuzhan'da bir düşüş var mı? Ya Oğuzhan maça öyle bir başladı ki öyle garip hareketler yaptı ki ben bir ara kırmızı kart sarı kart yakınlarındaydı yani hani atılabilir dedim böyle giderse. Gereksiz bir sinir, gereksiz bir stres, rakiplere böyle sert müdahaleler ama hani can acıtıcı yani kart isteyen hareketlerde oradan bir şey çıkmadı. O zaman dilimini iyi atlattı. Bucaspor da iyi direndi. Şimdi Bucaspor şöyle bir şey, ikincilikte grubun da son sırada aslında. Evet. Yani ligde kötü durumdalar. Ama kupada müthiş iş yaptılar, gruptan çıktılar, lider olarak çıktılar. Onların şeyini arttırdı biraz. Yani bir tur daha atlar mı acaba, Beşiktaş'ı eler mi diye ama sonunda kadro kalitesi ortaya çıkıyor. Aynen. Beşiktaş müthiş bir abluka uyguladı. Hiç aman vermedi yani Buca'nın çıkmasına, nefes almasına. Biraz da Buca'nın kendi hatasından da ilk gol geldi zaten. Onur'un ayağına çarptı. Onur kendi kalesini buldu. Tabii orada da Gökhan Tören'in içeri müthiş bir topu sert bir şekilde hani aynen. Yakıcı bir top yani. Kimdeyse belki kaleye gidecekti. Tabii, tabii. Her şey yani, olabilecek bir pozisyondu. Gomez'in de ayağına gelse gol olurdu. Aynen, i̇şte Onur'a çarptı gene gol çarptırıp oldu. Çarptırıp attı. Bilardo kilit açıldı gibi. Tabii. Resmen, kilit açıldı gibi. Ondan sonra. Beşiktaş da rahatlıkla. Zaten penaltı geldi ondan evet. Sonra aynen şey oldu. Peki Beşiktaş'ta mesela şimdi hocanın da bakışı aslında iyi. Şenol Güneş'te mesela onlar da istekliydi. Kerim Fıra'yı aldı mesela değil mi? O şey durduğunda. Şenol oyun. Hoca'nın ikinci yarıda tabii. Hamlesi zaten evet. Maçı da biraz değişti. Oyunu müthiş okudu. Olcay'ın yerine Kerim Fıra'yı alarak ilk yarıda olacağı çok etkili değildi. Hiçbir evet. Şey yapamadı. İkinci yarıda anında gelen değişiklik zaten Beşiktaş sürekli döndü. Sürekli yokluyordu, sürekli arıyordu. Orta sahayı daha da bir toparladı Kerim Fıray. Kanatları biraz daha iyi besledi. Bundan sonra da zaten kilit açılınca da ikinci golle beraber maç koptu. Şimdi Beşiktaş'ta en önemli şey aslında yeni transferler. Önemli transferler var. Ersan Gülüm gider mi gitmez mi diyorduk. Duruyor Ersan Gülüm. İşte bugün Türkiye için son gün 12'de mi bitiyor? Saat 24'te mi? Şimdi şöyle akşam 5 civarında 6'da olabilir. Hani bildiriyorsunuz biz şu oyuncuyla görüşme yapıyoruz diye bireysel olarak saat 12'ye kadar süreniz oluyor. Fenerbahçe için de bir takım iddialar var ama çok gerçekçi. Vallahi Galatasaray için de birkaç tane iddia var ama yani Angel Correa falan diyorlar hani Atletico Madrid'de o da evet, oynayamıyor diye ama çok kolay değil yani zor. Evet. Evet. Transferi her zaman zor. Her zaman zor. Beşiktaş 3 oyuncu birden aldı. Maliyetleri düşük. Yani şöyle düşük. Bizim Türkiye'de öyle para saçmaya alışkın olduğumuz dönemlerden geçtiğimiz için bir anda Galatasaray'ın yaptığı gibi 10 oyuncuyu birden doldurup 50 milyon euro kulübü zarara sokma hamlelerini gördüğümüz için çok önemli bir iş yaptılar. 3 tane eksik bölgelerine adam aldılar. 2 stoper, ikisi de ne müthiş yıldızlar ne alt seviye oyuncuları. Tam ihtiyaç olan, biraz önce Kadleç örneğini verdim ya, özellikle Marcelo tam o kıvamda bir oyuncu. Marcelo yani aslında kariyeri de kötü bir oyuncu değil. Mesela ben PSV geçmişine baktım. İşte bir sezon 44 maç oynamış, bir sezon 39 maç oynamış hani kupalar falan. Gayet iyi sezonlar geçirmiş. Aynen, Brezilya'dan öyle. Geldikten sonra hani ilk Wisla Krakow'da da fena değilmiş. Mesela PSV Eindhoven 3-4 sezonda 139 maç. İlker çok şunu iyi. Söyleyeyim eski hocası Tayfun Korkut. Bizim eski zaten milli Beşiktaş oyuncumuz. Ondan da bir görüş evet. Aldı galiba bildiğim şimdi, kadarıyla. Bugün bizim Ömer abi Ömer Güvenç Tayfun hocayla bir konuştu.
bir sohbet ettiler. Tabii Marcelo üzerinden yoğunlaşan bir sohbet. Orada Tayfun Hoca'nın söylediği şu. Çok azimlidir, çok hırslıdır. Hava topları 1.90 olması lazım. 1.90 boyu. Uzun bir oyuncu. Çok uzun ama hantal bir oyuncu değildir. Çabuk hamle yapar. Hani hava toplarına gittiği zaman geri dönüşte sıkıntı yaşamaz. Özellikle her duran topta da gol arar. Gider oraya. Eksi hanesine ise uyum sorununu yazdı. Şöyle çok kolay adapte olmayabilir dedi. Bunun için bir süre geçmesi gerekir. Rejiden böyle görüyoruz mesela. Bir, kısa bir videosu da var. Yorumu vardı. Burada Marcelo'yu Beşiktaş'ta iyi duruma getirebilecek, alışmasını sağlayabilecek olan adam Atiba. Çok iyi arkadaşlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Atiba da konuşmuş zaten. Tabii kesinlikle. Yani. Atiba'nın burada olması Beşiktaş'ın işini kolaylaştıracaktır. Zaten Delgado'yu da aldılar. Şenol Güneş'in eli güçlendi. Bu isimlerle takıma adapte edip şu kritik iki eksik maçlarını da ki tamamlarlarsa 3'er puanla ben Beşiktaş'ın farklı bir duruma gelebileceğini, hani son haftalara daha rahat yaklaşabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın sezon başından beri 9. transferi aslında. Şöyle bir bakarsak hani Mario Gomez, Quaresma, Rodolfo, Beck ve Tosic sezon başında geldi. Devre arasında ise Boyko, Aras var. Aras Özbiliz gitti. Aras Özbiliz gitti. Tabii o da seneye gelecek. Evet. Öyle bir şey var. Delgado ve Marcelo oldu. Şimdi Marcelo transferinin şöyle iyi bir tarafı var. Milosevic'le çok hani hocanın da dokusu çok uyuşmadı olmadı, belki. Milosevic olmadı. Beşiktaş'ta tutmadı. Olmadı. Milosevic maalesef. Olmadı. Delgado için para ödenmedi. Yani karşılıklı bir takas yapıldı orada. Evet. Şimdi buradan mesela ben videodan da yani VTR'den de görüyorum. Sağ olsun yayın sorumlumuz Ali Emre Mazlumoğlu hazırladı VTR'yi. Oldukça mücadeleci bir futbolcu. Ve mesela zaman zaman ileriye çıkıp gol arayan, yani gol sayısı çok yüksek bir oyuncu değil. 300 maçta yaklaşık, 322 maçta 23 gol atmış. Hani 10 maçta bir gol bile değil, 11 maçta bir gol atıyor ama en azından hani gol atan, ileriye çıkan, güçlü, yani rakibi bozan bir oyuncu. Hava toplarında rakibi özellikle kornerlerde, serbest vuruşlarında rakip savunmayı allak bullak eden bir adam koşularıyla da. Bu Beşiktaş için artı olacaktır. Ha, burada Marcelo mu oynayacak, Delgado mu oynayacak? Ersan mı oynayacak? Kim tercih edilecek? O Şenol Hoca'nın işi. Zaten bu kadar transferin ardından Beşiktaş'ta sıkıntı yaşanmamasının da bir numaralı sorumlusu Şenol Güneş'tir. Herkesi çok güzel bir potada eritti. Çok uyumlu bir takım kurdu. Burada da bu da hocanın işi. En iyisini yapacağına ben inanıyorum. Hemen rakamlar vereyim Marcelo için. Şöyle hani Hannover'de resmen hani mesela bel kemiği dersin ya. Hannover savunmasının, Hannover 96 savunmasının bel kemiği. Bundesliga'da şu anda geride kalan 19 lig maçındaki 19 maçtaki şey sürelerine bakıyoruz. 1710 dakika sahada kalmış. Neredeyse tüm maçlarda. 90 dakikaya yakın oynamış. Takımın en iyisi rakamlara bakıldığında 19 maçta 29 kez rakibe pas arası yapmış. Çok şimdi Hannover'in yeri çok kötü aslında. Tabii. Şimdi herkes zannetmesin ki yani özellikle Beşiktaşlar ya son sıradaki takımdan oyuncu mu alınır? Bir de böyle bir sıkıntı var maalesef. Alınır. Ama bu adamın rakamları gayet alınır, iyi. Alınır. Çok da güzel alınır. Evet. Yani bakarsınız takımın bel kemiği olur burada da. Marcelo öyle bir oyuncu değil. Marcelo iyi bir adam. Marcelo Beşiktaş'a katkıda bulunacak bir adam. Ve bu maliyetler de masaya yatırıldığında hani alternatiflerinin çok önünde bir isim. Bence Beşiktaş çok güzel bir iş yaptı. Tüm Bundesliga oyuncuların içinde hava toplarında, hava topu kapma mücadelesinde 8. sırada, ilk 10'un içinde. Evet. Ligin son sırasındaki takımdaki oyuncu. Bu iki oyuncudan birinin bile tutması demek, sezon sonunda Beşiktaş'ın Ersan'ı gönül rahatlığıyla ve çok uygun bir paraya, yani uygun dediğim çok iyi bir paraya, iyi bir rakama satabilmesi demek. Özellikle Çin'e. Zaten alıcısı var orada. Elini güçlendiriyor. Aynen. Çin Ligi'nde bir ara konuşalım. Oradaki yayın hakları tabii. Vesaireyle beraber nasıl bir değişime gittiklerini. Evet. O da ayrı bir konu bizim için. Tabii. Orası. Şimdi komple savunmacı bir adam aldı. Kale güçlendirdi. Hı hı. Bir tane daha iyi savunmacısı var. Tecrübeli adamlar bunlar hep. Bu arada Delgado 30 yaşında, Marcelo 28 yaşında. Bunlar hani bir de Avrupa'da iyi takımlarda oynamış adamlar. Evet. Boyko'yu zaten seyrettik biliyoruz. Beşiktaş'ın bu sene
özellikle yani hem scout başarısı hem çok iyi transferler, yani noktasal transferler yaparak en azından bu açıdan ligde rakiplerinden daha doğru işler yaptığını düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe belki daha büyük isimleri getirdi ama sorun yaşıyor. Çok Van Persie'yi adapte etmek takıma bir dert. Hala Vitor Pereira ile, gerçi maçtan sonra Vitor Pereira ile yakın bir ilişki, el kol ilişkisi gördük sarılıyorlar ama yani. Sarılıyorlar falan. Ama Beşiktaş açıkçası bu yönden oldukça başarılı iş yapıyor. Onların bir isteği var bir de değil mi? Şeyden Altın Ordu'dan Çağlar var. Çağlar sezon sonu kalacak bir iş o. Yani olmadı zaten herhalde. 3 milyon euro istiyor şey. Yani şimdi Altın Ordu. Makul rakamlar konuşulabilir, masaya yatırılabilir. Bu çocuğa rakamlar şey diyorlar, değil bunlar. Yeni Salih diyorlar. Kim dersen de. Kim dersen de. Yeni Arda da desem 3 milyon euro etmez. Şimdi genç bir adam için zor. Yani. Galatasaray için ne dersin? 3-1. Hani son haftalardaki sıkıntılardan sonra. Evet. Şöyle derim, çok iyi başladılar. Çok i̇lk yarı çok iyi oynadılar. Çok iyi ilk gol yarı. Yemeden de yapamadılar. Evet. Kısacası ez cümle böyle. Hırsla başladı. Galatasaray, ben hatırlamıyorum şimdi, bakma fırsatım da olmadı bu ara. Umut, Sinan ve Burak. Hepsinin beraber oynadı. Yani 3 forvet neredeyse böyle bir takım Galatasaray yakın zamanlarda oynamadı. Bu Mustafa Denizli'nin de Galatasaray kulübünün de artık kupaya ne kadar asıldığının, ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Kupa şu anda Galatasaray için en gerçekçi hedef. En gerçekçi hedef, tek hedef. Avrupa'da şampiyon olması gibi bir şey mucize bizim için. Hani Avrupa'da devam ediyor ama zaten büyük bir ihtimalle yani önümüzdeki sezon Avrupa'da olmayacak Galatasaray. Olmayacak. Ligdeki zaten hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin çok gerisinde kupaya saldırıyorlar. Galatasaray müthiş başladı. Ben orada iki adam ön plana çıktı benim için özellikle ilk 45 dakikada. Biri Sinan. Snyder ve Sinan. Evet. Yani Snyder bu takımın beyni ve şöyle bir şey. Aldığı parayı 5 milyon euro civarında bir para giriyor Snyder'in cebine. Artısı eksisi oluyor. Snyder parayı sonuna kadar hak eden bir adam. Snyder'i bu takımdan çıkarttığınız zaman Galatasaray 1 değil 5 eksiliyor. Sinan. Sinan son 7 maçta, son 7 resmi maçta 8. golünü attı dün. Müthiş oynuyor. Türkiye Kupası'ndaki o boşluk, daha alt seviyedeki maçlar Sinan'ın kendisini göstermesi, kanıtlaması için müthiş bir yer oldu. Sinan da bunu çok iyi kullandı. Her maçta golü var. Her maçta atıyor. Her maçta fazlası var yani. 7 maçta 8 gol attı. İlker, yani hem çabuk hem de topu ayağına aldığı zaman direkt kaleyi düşünüyor. Hani ya ben topu kaptırırım. Şimdi hemen ben yanımdakine vereyim de bir kaçayım. Daha düzgün pozisyon alayım falan yok. Dikine gidiyor. Kanatta oynadığı zaman kanatta çalım, ver kaç bu işlere girip direkt pozisyona yöneliyor. Mesela biz Türk oyunculardan uzun süredir bunu görmüyoruz. Sergen'den sonra Arda. Mesela Arda'dan sonra bunu yapan çok Türk oyuncu çok yok. Çok az. Çok az. Ya orada maalesef şey de var hani. Bir özgüven eksikliği de var. Biraz Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Emre döneminde Belözoğlu, Emre de yani yapardı bunu. Türk oyuncu taraftar tepkisi çok farklı oluyor. Evet. Yani bir taraftarın tepkisini bir kere üzerinize çektiniz mi, ondan kurtulmanız çok zor. Bu da oyuncuları bayağı bir kötü etkiliyor. Sinan bunu yaşamadı da. Sinan şu anda bir umut Galatasaray için. Hani nasıl diyeyim, bu kötü ortamda Sinan Galatasaray'ın tek sevindiği şey şu anda. Hani Sinan ön plana çıkarıyor Galatasaray'a. Biraz da Sinan'ın üstüne her titremek şeyde. Lazım. Titremek yani. Lazım ama bu titremeyi her zaman söylüyorum, abartmamak tabii lazım. Yani 3 maçta 5 gol atıp 5 maçta 8 gol attı diye bir oyuncuyu biz çok göklere çıkarıyoruz. Bir anda. Bir anda aşağı atıyoruz. Adamın psikolojisi alt üst oluyor. Ya bunlar 21 yaşında adam. Evet. 21 yaşında. 21 yaşındaki bir insana bu kadar şöhret, bu kadar parayı verip bir de bir anda yerin dibine soktuğunuz zaman bir daha o adamlardan hayır gelmiyor. Sinan'da bu konuya dikkat diyorum. Aynen Sinan öyle. Ben Galatasaray'ın diğer transfer mesela Martin Linnes'i burada çok konuşmuştuk. Ben onun oldukça akılcı ve doğru bir transfer olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Ben mesela dünkü maçta Martin Linnes'e baktığımda Martin Linnes'in açıkçası hani benim de düşündüğüm gibi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bizi tekzip etmedi en azından. Futbolun doğrularını yapıyor. Evet, bir geri dönerken birkaç pozisyonda zorlandı. Olabilecek şeyler, yoruldu. Hani baktığımızda bir de
işte birkaç pozisyonda değil mi pas seçimlerinde hatası vardı ama genel olarak mesela sağ bekte şöyle düşünüyorum hani doğru hani Sabri belki hani çok istenmiyor ya Sabri taraftan. Sabri'yi kesebilecek adam gibi duruyor ama orada da büyük konuşmamak lazım. Sabri 10 yılda bu takımda kimleri kesti gönderdi. Hani onu da biliyoruz. Ama Martinez gerçekten fena bir adam değil. Şimdi Martinez buraya gelmeden önce Norveç Ligi bitmişti. Evet. Uzun bir aradan sonra evet, futbola döndü. Aradan sonra yani sadece Avrupa Ligi maçlarında sahaya çıkıyorlardı. Bu onlar için handikaptı. Yenes de hatta tatil yaptı. Bir 3 hafta evet. Zannediyorum. Futbol oynamadıktan sonra buraya söylüyorum geldi. Söylüyorum zaten. Bu nedenle bir oyuncunun 3 hafta futbol oynamaması maç kondisyonu dediğim şey gerçekten çok önemli, çok fark ediyor. Yenes buna aşacak. Kendisi maçtan sonra söylemiş zaten. Yani diyor ki %100 hazır olmadığım doğru, uzun bir aradan geldim. Aynı bizim söylediğimiz şeyi söylüyor. Daha iyi olacağıma inanıyorum. Paslarım ve ortalarım daha isabetli olacak. Biraz önce pas seçiminden bahsetmiştik, o da farkında. Umarım yaptığım ortalar gol olacak diyor. Bir de sempatik bir adam. Mesela iyi akşamlar dedi. Sen pozisyonunu gördün mü? Hücuma çıkıyor sağ kanattan. Hakem geldi önüne. Topu hakemin solundan attı. Geçti, sağından geçti, dışarıdan geçti, devam etti. Evet, aynen. Topu gene yakaladı. Yerçi sonra kaptırdı ama bu bile yani ne kadar istediğini hani bir göstergesi. Şimdi biz kendi takımlarımızı ve ülkemizi çok da küçültmeyelim. Norveç'ten Türkiye'ye geldiği zaman bir oyuncu afallar. Yani Norveç'te Molde sınıfında bir takım. Molde ufacık bir şehirdir. Tabii. Ufacık bir yer. Takım ufacık. Kasaba gibi. Kasaba. Türkiye'nin yani, bir kasabası evet, gibi. Bir balıkçı kasabası yani aynen, neredeyse. İstanbul gibi bir yere gelmek onlar için hani çok farklı bir dünya. Zaten bir Norveçli, İskandinav kafasına sahipler. Hani çok farklı bir ortamla karşılaşıyorlar burada. Bir de Galatasaray'ın şu anda içinde bulunduğu yani, dertleri falan düşünün. Adam bayağı bir kültür şoku yaşıyordur şu anda. Dışarı çıktığında gördüğü sevgi onun anlayabileceği bir şey değil. Yani şu anda öyle bir dönemde. Tabii genç, 23 yaşında bir adam zaten. 23 yaşında bir adam ve dışarı çıktığında bir sevgiyle karşılaşıyor. Bunu da zamanla aşacak ve kuzeyli olması benim için büyük bir artı. Kuzeyli adamlardan çok zarar gelmez. Bence takımda Sabri'yi de kesecektir. Gerektiğinde sağ ön, hatta orta sahada sağ iç gibi de oynayabilecek durumda bir oyuncu. Bence bunlar Galatasaray'ın artıları olarak. Yani Galatasaray'ın transferleri genç, işte Sinan falan derken aslında iyi şeyler olmuyor değil Galatasaray'da. Yani Donk, mesela dün için söyleyeyim gene. Donk'a da bakarsak sanki işte 3 yıldır bu takımın bir oyuncusuymuş gibi. Aynen o kalitede oynuyor, o rahatlıkta da oynuyor. Şimdi o rahatlıkta oynuyor çünkü Galatasaray iyi bir tercih yaptı. Şöyle, çok büyük para verip bir oyuncu alacak durumda değildi. Ligi bilen, Galatasaray'ı bilen, aynen, Türkiye'yi iyi tanıyan bir adam bulmak zorundaydı. Bunun içinde tek önemli adam Donk'tu, Donk'u aldılar. Donk'tan başka bir tercih çok ellerinde yoktu. Yoktu. Nasıl Barcelona Arda'yı aldıysa, o ligde oynayan yıllardır, kalitesi belli. Hani istediği şeyleri daha çabuk öğretebileceği bir adamı aldıysa Barcelona Atletico'dan, Galatasaray'da aynı şekilde Kasımpaşa'dan aldı Donk'u. Cuk diye de oturdu. Ben her zaman söylüyorum, Melo etkisi kimse beklemesin Donk'tan. Melo bitti, artık Donk var. Böyle bir oyuncu var. Gelecek sezon belki bir genç adam alınır oraya, o zorlar. Çünkü José Rodríguez'den bu verimi alamayacak Galatasaray, belli oldu. Belki gelecek yıllarda uzun süreli bir kontratı var olabilir. Ama bunun dışında ben Donk'un da nokta etkisi yaptığını düşünüyorum. Bir de dünkü maç bir barışmaya sahne oldu. Biliyorsun bir süredir Burak Yılmaz'la Galatasaray taraftarı arasında bir gerginlik var. Dün Burak Yılmaz 57. dakikada Gaziantep filelerini havalandırınca değil mi? Bir süre Burak Yılmaz diye tempo tuttu taraftarlar. Bir gönlünü aldılar yani Burak'ın. Burak da şu anda gidici değil artık, kaldı. Burak gidemedi. Hani... Burak'la ilgili ben niye gidemediğini söyleyeyim. West Ham orada tam bir ticaret erbabı gibi davrandı. Burak'la ilk yaptıkları görüşmede önce Galatasaray'a başvurdular. Size 6 milyon euro artı 1 milyon euro dediler. Oyuncunuzla görüşebilir miyiz dendi. Evet görüşün. Tamam görüşün. Burak'la görüştüler. Belli bir para önerdiler. Burak tamam dedi. İş resmi teklife geldi. Yani West Ham'lı idarecilerin Türkiye'ye gelip Burak'la görüşmesine Galatasaray'la anlaşmasına kaldı. Bu sırada Emenike ortaya çıktı. Tam daha, o arada. Daha düşük bir maliyet. Aynen. Şimdi
Daha düşük maliyet 1 milyon euro kiralama parası verdi West Ham Emenike için. Bu 1 milyon euro ne biliyor musun? 1 milyon euroyu Galatasaray'a önerdi bu sefer West Ham'lar. Biz Burak'ı 1 milyon euroya kiralayalım. 8 milyon euro opsiyonla değil mi? Bu Galatasaray'ın hiç aklından ucundan bile geçmeyen bir işti. Galatasaray bu sefer yan çizdi. Asla satmayız bu rakamlara dendi. Ve bundan sonra Burak takımda kaldı. Burak bundan sonra artık iş onda bitiyor. Yani bir an önce takıma dönmesi lazım. Kafasını buraya vermesi lazım. Hani bu saçma sapan yere atlamalar, ağlamalar, sızlamalar, taraftarı çıldırtan şeyleri ortadan kaldırıp sadece yeteneğini, golcülüğünü, bitiriciliğini kullanıp hem Galatasaray'a bir yere gelmesi hem de milli takıma Avrupa Şampiyonası'na kendisini en iyi şekilde hazırlaması gerekiyor. Aynen. Ya, bu Umut Bulut için de geçerli ama ne yazık ki Umut Bulut için bu kadar umut var konuşmak mümkün değil. Yani ya, dünkü maçta da çok... Ya Umut'tan çok fazla şey isteniyor. Umut o adam değil. Ya evet para çok o kalibredeki bir oyuncuya. Evet golcü adam onları kaçırmaz. Evet. Ama Umut da zaten o forvet hiçbir zaman değildi. Umut Ankara gücünde neyse, Trabzonspor'da neyse şu anda da o. Aynen. Fizike dayalı bir yapısı var. Rakibi zorlar. Artık yaşı da ilerlediği için biraz daha düşmeye başlayacak. Umut'tan bunları yapılması istenmeli bence. Galatasaray'ın tabii defans, Mustafa Denizli'nin mesela defans sorununa bir çare bulması lazım. Kupadaki her maçta gol yemişler. Bakıyorum şimdi ben istatistiklere. 7 maça çıktı Galatasaray. 7 maçın tümünde birer gol yemiş. 7 kez yapmış. Gole engel olamamış. Hani bu enteresan bir şey. Maç sırf başına da... Değil, ligde de... 33 maçta 44 gol. Toplamış. 1.33. Bu sezon. Her maçta. Evet. Yani her maçta mutlaka gol görmüş. 1.5'a yakın neredeyse. Hani dedik ki Semih'le olmuyor. Semih'le Galatasaray defansı vermiyor. Güven vermiyor ama hani dün de baktık Şercu, Hakan, Lines hani iyi tamam fena değil falan bakıyorsun. Olmuyor. Yani bir şekilde hani orada Donk geldi önlerini güçlendirsin diye. Selçuk zaten çok geriye yaslanan, yardım eden bir oyuncu değil. Hani nasıl halledecekler defans problemini? Galatasaray gol yememeyi nasıl becerecek? Bir maçta kalesinde gol görmeden nasıl ayrılacak sahadan? Önce o dörtlü savunma bir değişmeyecek. Yani o dörtlü savunma iki bek, iki stoper, sağ stoper kimse 3 hafta sağ stoper o olacak. Sol stoper kimse 3 hafta sol stoper o olacak. Ama orada Mustafa Denizli verim alamadığını düşündüğü için değiştiriyor Hayır, olamaz yani mı? Sürekli verim alamıyor o zaman. Evet. Yani bu dört oyuncunun bir kendine birbirine alışması lazım. Yani Galatasaray sezon başından beri Hamza Hoca ile beraberdi. Evet sakatlık oldu. Kadroda yetersizlikler var. Kadro kalitesiyle bu savunma işi çözülemedi. Ama dışarıdan da adam alınamadı. O zaman siz de artık bir dörtlü savunmayı bozmamak lazım. Dörtlü savunma öncelikle bozulmayacak. Evet, Mustafa Hoca bu seneyi böyle bir değerlendirme, bir ilk sezon olarak geçiyor. Bence gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor kendince. Bundan dolayı da sürekli deneyeceğini düşünüyorum ben. Aynen. Bu denemek tabii çok iyi sonuçlar getirmiyor. Getirmeyecektir de. Galatasaray bu işi bu sene halledemeyecek. Ben onu söyleyeyim. Savunmadaki gol yeme hastalığı bu sene bitmez. Bir maçta yemeyecek evet ama sonraki 2-3 maçta yiyecek gene. Yani Mustafa Denizli'nin elinde de mucize bir ilaç yok zaten o yok. Konuda. Yok. Gelirken dip yaptı hoca ama yani hani biz çok kötüyüz, biz çok reziliz. Bilerek yaptı onu. Hani kendi taktiğidir. Şimdi yani Galatasaray tribünü de artık inanmıyor herhalde. Hani ligde bir şey olacağını zaten onlar da düşünmüyor. Galatasaray taraftar çekilmiş durumda tribünden. 14 bin kişi vardı dün maçta. Yani Galatasaray 14 bin kişiyi oynadı. 55 bin kişilik statta. O 14 bin kişi Ali Sami Yen'i bile zor doldurdu. Aynen. Bir de yani en gerçekçi hedefin olduğu maç için. Yani o, hani lig maçında gelmese belki o Türkiye'deki statlara seyirci gitmemesi işi yani çok ayrı bir şey olay. Aslında. Yani o konuşulacak bir şey. Bir saatte bitecek iş değil. Aynen. Trabzon Akhisar maçı başladı. Orada Trabzon işte kupanın başka bir önemli yani kupayı kendine hedef eden takımlardan biri, büyük takımlardan biri Trabzon. Onlar hani hedeflerinde Akhisar var. Gerçi Rodayega yokmuş Akhisar'da ama Akhisar kolay bir takım değil tabii. Akhisar hiç kolay bir takım. Grbic de yok galiba. Bence çok güzel bir maç. İzleme fırsatı olanlar kaçırmasın. Açık kanaldan yayınlanıyor. Evet. Şimdi başlayalı da zaten tek bir 10 dakika 15 dakika tek maçın güzelliği burada. Evet. Yani bütün maçlarda gördük bunu.
tek maç olduğu zaman iki takım da bir umutlanıyor. Evet. Yani bu iş mesela bence... Mesela küçük takımlar, penaltılara götürsek maçı yeter diyor. Evet. Çünkü penaltı herkes için evet. Yani sonucu tahmin edilemez bir olay. Ya, maç içinde bile futbol bu. Yani kimlerin kimleri elediğini gördük. Aynen öyle. 1-0, 2-1, 2-0 böyle sonuçlarla küçük dediğimiz takımlar hem çok üst turlara çıkabilir hem güzel paralar kazanabilirler. Bunları görmek zaten için de... Zaten kupa küçük takımları motive ediyor. Bunları da görmek için formülü değiştirmek lazım. Ben gelecek sene değişeceğine inanıyorum zaten. Yani çok hani Aziz Yıldırım çok bağırıyor bu konuda. Hani gene söyledi. Bakalım bu sene herhalde federasyonla tekrar mutlaka takımlar, kulüpler birliği bu konuyu konuşacaklardır. Evet. Çünkü sadece Aziz Yıldırım şikayetçi değil sistemden. Başka başkanlar da şikayetlerini dile getiriyorlar. Getiriyorlar. Bu işin sonu yok. Yani yok, evet. Sürekli maç yapmanın sonu yok. Yani sürekli maç yapmak ne takım kalitesini yükseltir ne marka değerini yükseltir. Sürekli maç yapıp bir şey yükselen bir şey olmaz. Mesela Avrupa'dan elenen Beşiktaş Şubat'ta 7 maç oynayacak. Hı hı. Devam eden Fenerbahçe'de 7 maç oynayacak ki Beşiktaş'ın yani erteleme maçları var. Evet. Hani gerçekten her takım çok maç oynuyor. İşte 28 günde ki 28 gün bile değil yani şimdi şeyi saymazsan 1 Şubat itibariyle hani oynanacak 5 Şubat'a kadar saymazsan aşağı yukarı 22-23 günde takımlar daha bile 20 günde 7 maç falan oynayacak. 3 güne 1 maç gibi. Şimdi Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreç özellikle Fenerbahçe'nin normal bir süreç. Yani liglerin çok yoğun olduğu bir lig, dönem. Lig, kupa, Avrupa. Ben bundan önceki 2 ay için bahsediyorum. Anladım. Türkiye Kupası bir yüktü herkesin üstüne. O grup maçları. Şimdi eleme maçlarıyla devam edecek. Şimdi eleme maçları. Yani mesela bu hafta sonu Türkiye Kupası'nda eleme maçları oynandı. Yani bütün dünyada ligler oynanırken biz bu yoğun programdan dolayı şey oynadık. Sezon sonu Avrupa Şampiyonası İngiltere'de var. De öyle oldu. FA Cup maçları bu hafta oynandı. Ama onlarda şöyle bir şey var. Yarın ve çarşamba günü Premier Lig maçı var. Cuma gününden itibaren tekrar maçlar var. Tekrar maçlar. Bir de FA Cup'ın etkisi İngiltere'de hani tabii. Bazen Premier Lig'deki keyfin tabii. Bile önüne geçiyor. Çok, yani o çok. Farklı bir durum. Yani adamlar her tur için belgesel çekiyorlar. İnanılmaz güzel. Yani FA Cup başka bir durum. FA Cup kıyaslanacağımız bir şey değil FA Cup. Değil. Trabzon maçı dediğimiz gibi devam ediyor. Orada bir golsüz beraberlik devam ediyor. Açıkçası kupada durum bu. Önümüzdeki hafta kura çekimleri var. Üç büyük yarın. Takımlar. Kura ha yarın doğru Salı doğru. Günü. Salı günü doğru. Üç evet. Büyükler seri başı uygulaması gene olacak. Olacak ama değil mi? Çift maç. Bu da ayrı bir vaka. Neyse. Çift tek maç olsaydı gene daha iyiydi tek aslında. Tek maç olsaydı daha bence de mantıklı. Çift maç olacak Türkiye Kupası'nda. Seri başı uygulaması olduğu için büyükler eşleşmeyecek bu evet. Turda herhalde. Onları yarı onlar finale yarı finale kadar çıkaracaklar gibi görünüşü. Aynen öyle gözüküyor. Açıkçası önümüzdeki hafta iyi maçlar var ligde. Onları konuşacağız. Pazartesi günü önümüzdeki hafta sevgili izleyenler pazartesi saat 8'de gene bir aksilik olmadığı takdirde ben Suat Umurhan ve Müfit Gürev'in birlikte olacağız. Türkiye'de kupanın görünümü, Ziraat Türkiye Kupası'nın görünümü böyle. Lig için önemli bir şeydi. Veri haftasıydı aslında. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar bir arada Süper Lig konuşmak için burada olacağız. Herkese iyi haftalar, bol gollü maçlar dileriz. Evet.